Abdullah Dehlevi ismi geçince bir şey söyleyeyim. Bakın Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yaşadığı dönem Hindistan'da, Delhi'de yaşamış. Bir Nakşibendi Müceddidi Şeyhi. Evet. Mevlana Halid'in de şeyhi oluyor. Abdullah Dehlevi'nin yaşadığı dönemde 1800'lü yılların işte sonları diyelim, 1700'lü yılların sonu, o dönemlerde Hindistan İngilizlerin sömürge valileri tarafından yönetilmeye başlamış. İngilizler Hindistan'a çökmüşler, orayı sömürüyorlar. Charles Metcalfe diye bir valiyi Delhi'ye atamışlar. Yani sömürge valisi, aynı zamanda devletin başı. Evet. Delhi'de bizzat vefat etmiş bir Müslüman vefat ediyor. Demek ki tanınmış bir kişi. Birçok alimler, şeyhler onun evine taziyeye gidiyorlar, baş sağlığına gidiyorlar. Abdullah Dehlevi de gitmiş taziyeye, baş sağlığına. Derken işte ulema, meşayih taziye evinde, cenaze evinde otururken bu İngiliz sömürge valisi de gelmiş. İngilizler kurnazdır. Yani gideyim de onlara şirin görüneyim, daha iyi sömüreyim diye. Doğru. Tabii o Charles Metcalfe o meclise girince, o eve girince birçok alim ve şeyh kerhen de olsa, istemeyerek de olsa ayağa kalkmışlar. Çünkü devletin başı. Evet. Yani aman hani bize zarar vermesin, işte tekkemize zarar gelmesin, medresemize zarar gelmesin. Anlayışla belki. Fakat Abdullah Dehlevi Hazretleri ayağa kalkmıyor. Sırtımı döndüm diyor. Charles Metcalfe bunu görmüş. Abdullah Dehlevi'ye yaklaşmış. Yani saygılarını sunacak. Abdullah Dehlevi Hazretleri diyor ki bana yaklaştı. Ağzından şarap kokusu geliyordu Charles Metcalfe'ın. Onu diyor elimin tersiyle ittim diyor. Kendimi uzaklaştırdım. Tekrar yaklaşmak istedi. Gene ittim diyor. Evine dönmüş diyor Charles Metcalfe. Yanındaki yaverine demiş ki adamına, bu Hindistan'da bir tane Müslüman gördüm. Abdullah Dehlevi. Allah Allah. Demek ki dik durmak önemli. Evet. Çünkü oradaki birçok hoca aman işte bu adamla iyi geçinelim de işte medresemize zarar gelmesin. İşte işimize, gücümüze zarar gelmesin, ticaretimize zarar gelmesin diye düşünerek belki istemeyerek de olsa ayağa kalktılar Charles Metcalfe'a. Onların hiçbirisini hatırlamıyoruz. Ama Abdullah Dehlevi Hazretlerini dik duran, o sömürgeci kişiye taviz vermeyen, evet, ayağa kalkmayan, iltifat hiç itibar etmeyen Abdullah Dehlevi Hazretlerini hala rahmetle anıyoruz. İmam Rabbani de öyledir. İmam Rabbani bakın,